Değerli izleyenler, hepinize iyi günler diliyorum. Kanal 3 ekranlarında yepyeni bir işbirliği programına daha hoş geldiniz. Bugün aramızda yine çok değerli konuğumuz ve çok değerli Afyonkarahisar Üniversitesi öğrencilerimiz var. İşbirliği adındaki programımız boyunca öğrencilerimizi sektör temsilcileri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konularında uzman kişilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Avukat Turgay Şahin, Afyonkarahisar Baro Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nursu Sürgit, Genç Hukukçular Kulübü Başkanı, Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi, hoş geldin. Hoş bulduk. Gökçe Gümüş, Genç Hukukçular Topluluğu, Yönetim Kurulu Üyesi, Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi, sen de hoş geldin. Sayın Başkanım, öncelikle kendinizden ve başkanlığını yaptığınız baronun kurumsal yapısı hakkında kısa bir bilgi vermenizi rica ediyorum. Evet, ben Afyonkarahisar Barosu Başkanı Avukat Turgay Şahin. 13 yıldır bu görev üstlenmiş bulunmaktayım. 14. yıla girdik. Afyonkarahisar Barosu bu yüzyılın başında Türkiye'de en önce kurulan ilk 10 baro içinde yer alıyor. Anayasal bir meslek kuruluşuyuz. Yani avukatlık mesleğini icra etmek için üye olmak zorunluluğunda bulunan anayasal bir meslek kuruluşuyuz. Kamu kurulun niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. Afyonkarahisar Barosu'na mensup şu anda 800 civarında avukat meslektaşımız ve 100 civarında da stajyerimiz şu anda mevcut. Stajyerlerimiz de gelecek için avukatlık mesleğini hazırlamak konusunda üzerimize düşen vazifeleri yapıyoruz. Ve üniversitemizde de çok sık bir işbirliği içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bu manada özellikle hukuk fakültesinde derse girmeniz bir baro başkanı olarak, bir avukat olarak bizim için çok önemli. Bu manada başka bizim bilmediğimiz işbirliği çalışmalarınız Afyonkarahisar Üniversitesi ile var mı başkan? Tabii daha hukuk fakültesi kurulurken bunun ilimize ve mesleğimize katkılarını öngörmüştük. Kurumumuz için yani baromuz için de bir kazanım olacağının farkındaydık. Farklı bir hukuk fakültesi olsun. Öğrencilerimiz de mesleki gelecekleri için en iyi şekilde hazırlansınlar ve mezun olsunlar diye başından beri bu konuda bir gayret içindeyiz. Öğrenci kabul ettiği yıllardan bugüne kadar öğrencilerle doğrudan temasımız var. Öğrenci kulüpleri aracılığıyla ya da doğrudan öğrencilerimizle, fakülte dekanlığı ve hocalarımızla birebir işbirliği halindeyiz. Fakülte henüz inşa halindeyken öğrencilerimiz bir mahkeme nasıl olur? Hakim, savcı nerede oturur? Avukatlar nerede savunma yapar? Canlı bir mahkeme örneğiyle birlikte olsunlar diye de bu konuda o günkü fakülte idaresine, dekanlığına bir teklifte bulunmuştuk ve bir duruşma salonu, birebir aynı, mahkemelerde, adliyelerde olanın birebir aynı. Afyonkarahisar Barosu olarak şu anda da öğrenci arkadaşlarımızın bildiği duruşma salonunu kazandırdık. Orada pek çok sanal, kurgusal duruşma çalışmaları yaptı öğrenci arkadaşlarımız. Bunlara destek olduk. Ve ben yaklaşık 5 yıldır Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine avukatlık ve noterlik hukuku dersleri veriyorum. Fahri öğretim görevlisi olarak diyelim. Ve böylece sadece hukuk mesleklerine hazırlık değil, aynı zamanda bu arkadaşlarımızın pek çoğunun ileride yapacağı avukatlık mesleğine hazırlık, avukatlık mesleğinin tanıtımı konusunda da bir çabamız var. Kulüp üyesi arkadaşlarımızın yüksek yargı organlarına yapacağı ziyaretler konusunda da bu konuda katkı vermeye, o randevuları almaya ve en üst düzeyde kendilerinin orada karşılanıp tanıtım yapılması için de oradaki dostlarımızla temas halindeyiz. Yani her yıl buna ilişkin pek çok faaliyetimiz oluyor. Öğrencilerle işbirliği içindeyiz. Beraber ortak eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Üniversitenin konferans salonlarında sertifikalı eğitim çalışmaları yapıp hem avukatlar, hem stajyerler, hem de hukuk fakültesi öğrencilerinin istifadesine sunuyoruz. Yani şu anda sportif faaliyetler, sosyal çalışmalar, avukatlık günü
kutlamalar etkinliklerinde mutlaka misafir olarak hukuk fakültesi öğrencilerini aramızda görmek için davet ediyoruz, alıyoruz onları. Yani bu konuda ileride yer alacakları bir meslek grubunun ne olduğu, ne düğünü bu arkadaşlara tanıtmak ve beraber yaşamak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Şimdi sizleri tanıyalım. Özellikle Başkan Nursu, buyurun. Ben Nursu Sürkit, Afyonkarahisar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Genç Hukukçular Kulübü'nün başkanıyım. Genç Hukukçular Kulübü 2018 yılında kurulan bir kulüp. Kurulduğu yıldan itibaren de hukuk fakültesi öğrencilerinin sosyal ve mesleki becerilerini desteklemeye yönelik çalışmalarımız oluyor. İşte kurum gezileri, ondan sonra konferanslar, böyle benzeri etkinlikler yapıyoruz. Ve bu konuda da hani yine barolarımızdan da desteklerimizi istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar çoğu zaman bize yardım ediyorlar. Memleketin neresi? Normalde Bolulu'yum ama burada okuyorum. Burada hani çalışmalarımı yürütüyorum, öyle diyeyim. Gökçe Gümüş. Merhaba, ben Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Genç Hukukçular Kulübü Yönetim Kurulu üyesiyim. Konyalıyım ben de bu arada. Kulüp başkanı olmak, tabii ki başkanıma da soracağım onu ama kulüp başkanı olmak, kulüpte bir yönetici olmak sizin üniversite hayatınıza ne gibi katkı sağlıyor? Sosyal olmak ve sürekli birileriyle beraber olmak, öğrenciler için bir şey yapıyor olmak size ne kazandırıyor? Yani bunu tavsiye ediyor musunuz? Çünkü bizi birçok öğrenci izleyecek bir süre sonra. Bu manada bir küçücük bir tavsiyenizi alabilir miyim? Yani çünkü bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir iş yapıyorsunuz. Diğer bölümlerde de tabii ki benzer durumlar vardır ama hukuk bence çok sosyal bir alan. Direkt toplumla bir arada olmamız gereken bir alan. Toplumu tanımamız gereken bir alan. Hocalarımız da, baro başkanımız da bize hep diyor zaten. İleride biz de mesela kanun koyucu olacağız ya da belki de baro başkanı olacağız ileride. Biz şimdi karşımızdaki insanları tanımazsak, toplumumuzu tanımazsak verimli bir şekilde mesleğimizi icra edebileceğiz. Ya da hani yön verebileceğiz bu ülkeye. O yüzden kesinlikle bence hani ufak bir simülasyon gibi de düşünülebilir. Hani geleceğe yapacağımız mesleklere dair. Ufak bir simülasyon olsa bir şeyi yönetmek, insan ilişkilerini anlayabilmek, sponsorluk bağlantısını kurabilmek, maddi manevi birçok bir şeyi hani yürütebilmek bence güzel bir deneyim. Ve hani ileride mesela ben avukatlık mesleğini düşünüyorum. Bu konuda da çok fazla yararın olacağını düşünüyorum. Bir insanla nasıl konuşurum, neyi nasıl talep ederim, bir şey talep edilmeli mi, edilmemeli mi konusunda bana çok büyük katkıları oldu diyebilirim. Yine baro başkanımızın söylediği gibi kurum gezilerinde mesela üst düzey anayasa mahkemesine mesela gittiğimiz zaman oradan bir kişinin bize nasıl tepki verdiğini ya da bizim o insana nasıl gitmemiz gerektiğini görmek bence bizim hani mesleki açıdan büyük bir deneyim olur. Şu her hukuk fakültesi öğrencisinde böyle bir işte olmasını çok isterim ben. Teşekkür ederim. Şimdi baro başkanımıza soracağınız birçok soru var biliyorum ama süreyi de verimli kullanmak adına hemen başlayalım. Sorularımıza başlayalım. Baro başkanımıza da merak ettiğimiz soruları soralım. Tamam. Tekrardan hoş geldiniz öncelikle. Hoş sorularımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de hukuk fakültesine yeni başlamış bir öğrenci olarak ilk olarak şunu sormak istiyorum. Hukuk fakültesine yeni başlamış bir öğrenci baroyu nasıl tanımalı? İlk o. Şimdi bir meslek kuruluşu olduğumuzu söylemiştim. Anayasal olarak akademik kariyer mesleklerinin her birinin bir meslek kuruluşu var ve bu kamu kuruluşu niteliğinde. Zaten avukatlık da bir kamu hizmeti ve serbest meslek olarak tanımlanmış. Fakat tabii avukatlık kanununda belki diğer mesleklerde olmayan bir tanım daha var. Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder. Yani aslında hani bizim üç temel erk diye bildiğimiz şey var diye, kuvvetler ayrılığı prensibi. Bir tek serbest mesleklerden avukatlık mesleği bu erklerden birinin unsuru olarak sayılmış. Yani avukatlık biraz özel bir meslek. Bu özel mesleğin de kuruluşu, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek teşekkülü barolar. Barolar sadece mensubu olan avukatların kuruluşu değil. Aynı zamanda tüm vatandaşlara hizmet eden, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak ve kollamakla kanununda görevlendirilmiş bir yapı, bir teşekkül, bir teşkilat. O yüzden baro yani bulunduğu ilde, bulunduğu coğrafyada hukukun üstünlüğünü savunan, bunun için gayretler gösteren bir kuruluş olarak bilin. Bir insan hak, gönüllü bir insan hakları kuruluşu. Bugün az önce sizden önce 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili bir röportaj yaptık. Yani insan hakları metinler, insan haklarına dair metinler kağıt üzerinde var ama
Bunların nasıl uygulandığı asıl problem. İşte bunların hayata geçirilmesi için kanunla görevlendirilmiş organlardan ya da kuruluşlardan bir tanesi de baro. Ve baro, hukuk fakültesi öğrencilerinin pek çoğunun ileride staj yapacağı bir kuruluş. Yani mutlaka fakülteden mezun olduktan sonra yolunuzun kesişeceği bir kurum. Belki pek çok kuruluşta eyvallahınız olmayacak. Yani yanından geçmeyeceksiniz. Ama arkadaşlarımızın pek çoğu, tamamına yakını bir kere bir baro stajına başlayacaklar. Ve yine istatistiklere göre %80 civarında mezunlarımızın %80'ine yakını da avukatlık mesleğini icra edecek. Yani sizlerin gelecekte icra edeceğiniz mesleğin teşkilatıyız. Bu anlamda bu teşkilat nasıl çalışıyor, nasıl seçim yapılıyor, seçilmiş organlar nasıl göreve geliyor? Şimdiden tanımanızda fayda var ve baro olarak neler yapıyoruz bunu da bilmenizde fayda var. Tıpkı sizin öğrenci kulüplerinizde hiç de mecbur olmadığınız halde, yani bir sosyal sorumluluk gereği, vicdani sorumluluk gereği faaliyetlerde bulunmanız, vakit ayırmanız gibi baromuzda gerek yasanın bize yüklediği az önce bahsettiğim edimler ve gerekse vicdani sorumluluğumuz gereği toplumun bütün kesimleriyle gerek eğitim, bilinçlendirme, hak arama mücadelesinde destek gibi pek çok konuda hayatın içinde, vatandaşın yanında. Bu anlamda da yani gelecekte başka meslekleri icra edecekler için bile mutlaka işbirliği yapılması gereken, tanınması gereken, birlikte hareket edilmesi gereken bir kurum diyeyim. Teşekkür ederiz. Ben şey de eklemek istiyorum. Bir hukuk öğrencisinin barodan beklentisi ne olmalı? Şimdi hukuk fakültesi öğrencilerinin bugüne kadar olan beklentileri, bir de bundan sonra olan beklentilerini şey yapalım. Bugüne kadar dediğimiz gibi gelecekte icra edeceği mesleğin tanıtımı ve yine biraz önce sizlerin de bahsettiği gibi işbirliği çerçevesinde size yargı organlarını tanıtacak avukatlık mesleği dahil olmak üzere hakimlik, savcılık, yüksek yargı organlarının nasıl çalıştığını bilmeniz konusunda size yardımcı olacak. Beraber eğitim çalışmaları yapacağınız, işbirliği içinde olmanız gereken bir kurumdu. Ama bundan sonra bir şey daha ekleyelim buna. Hukuk mesleklerine giriş sınavı. Belki yani onu siz hepiniz biliyorsunuz. Özellikle dördüncü sınıfta olduğu için siz daha yakından biliyorsunuz. Artık bundan sonra hukuk mesleklerine giriş sınavının bir sınav konusu olan avukatlık hukukunun size vereceği bir kurum olarak da bakabilirsiniz. Yani bunu başka eğitim kurumlarından da almanız mümkün ama biz yıllardır zaten hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerine avukatlık ve noterlik hukukunu şahsım adına veriyorum. Zevkle bugüne kadar gerçekten keyif alarak bu dersleri icra ediyorduk. Ama bundan sonra artık daha ciddi bir şekilde ele almamız gerekecek. Çünkü artık bu vereceğimiz dersler öğrencilerimizin bu sınavdaki başarısına doğrudan etki edecek. Dolayısıyla ciddi bir avukatlık hukuku eğitimini de vermesi gereken bir kurum olarak düşünün. Ve eğitimi de sosyal sorumluluk olarak veriyorsunuz zaten. Evet. Yani oraya gidip sırf öğrencilerimizle tanışmak ve onlara sosyal sorumluluk. Evet, bugüne kadar hep öyle oldu. Yani daha önce de öğrencilerimize meslek tanıtımı, çeşitli söyleşi başlıkları altında pek çok programımız oluyordu. Ama artık ilk kaydolan öğrencilerimiz dördüncü sınıfa geldiğinde sağ olsun rektörümüz, rektörlüğümüz ve dekanlığımız bu konuda bizden de gelen talebi dikkate aldılar ve artık şu anda seçmeli ders olarak öğrencilerimizin yarısına yakını bu dersleri alıyorlar. Herhalde bundan sonra bu ders daha çok revaç görecek diye ümit ediyorum. Yani müfredatta da bir işbirliği yaptınız. Tabii, o zaman. Tabii elbette. Hmm. Ve bundan sonra artık yani sınav konusu bir mevzuyu da anlatacağımız için herhalde daha çok teveccüh olacaktır. Umarım. Şey sormak istiyorum de, biz Genç Hukukçular Kulübü olarak baroya geziler düzenliyoruz. Yani ziyaretler düzenlemiştik ve hala düzenliyoruz. Bunun dışında hukuk fakülteleri ve barolar arasındaki etkileşimi daha fazla nasıl arttırabiliriz? Şimdi bu yani konuda, bunun hakkında bir faaliyetleriniz tabii var. Tabii bu konuda en iyisi aslında yine kulüpler aracılığıyla, yani her kulübün işte böyle isminin çağrıştırdığı şeyler, ilgi alanları var. İşte bir rekabet şeyiniz var değil mi? Kulübünüz var. Şimdi buna ilişkin tabii rekabet hukukuna ilişkin eğitimler, rekabet kuruluna yapılacak geziler ve bu konunun organizasyonu,
örnek olarak verdim. Afyonkarahisar Barosu aktif bir baro. Pek çok sosyal çalışmalarımız var, sportif faaliyetlerimiz var. İlimizde kadın voleybol ve erkek basketbol liginde amatör kulüplerimiz var. Yani baronun kurduğu kendi amatör kulüplerimizle bölgesel ligde, il bazında şey yapıyoruz, mücadele ediyoruz, turnuvalara katılıyoruz. Bu konuda sportif faaliyetlerimize, sosyal çalışmalarımız ki Türk Sanat Müziği Koromuz, tiyatro topluluğumuz vesaire. Bu konuda biz sizin kulüplerinize yardımcı olmamız, sizin de bizim o sosyal faaliyetlerimize iştirak etmeniz işbirliğini artıracaktır. Yine bu arada şahsım ve meslektaşlarım adına fakültenizden, kulüplerinizden bir talep geldiğinde söyleşi, program, eğitim, o konuda arkadaşlar böyle bir talebi hiç reddetmediğimizi bilirler. O yine elimizden geldiği kadar hazırlanarak gelir, sizler için faydalı olmaya çalışırız. Ben şöyle bir şey düşündüm. Yani bu işbirlikleriniz çok güzel. Sizin bizim vizyonunuzu da bildiğimiz için baroyla hukuk fakültesi arasındaki etkileşimin daha da artırılması için bir öğrenci temsilcisi geçti şu anda aklımdan. Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir öğrenci temsilcisi olsa, bu baroyla ilgili bir köprü olsa bu öğrenci. Mümkün. Yani hukuk fakültesinden bir öğrenci konseyi başkanı gibi. Yani dekanlık böyle bir yani böyle bir çalışma yaparsa bizim için sizin için herhangi bir sıkıntı yok. Bir sakıncası yok. Biz bunu bugüne kadar öğrenci kulüpleri başkanlarıyla yapıyorduk. Böyle de devam edebilir. Yani bunda da bir sakınca yok ama yani bir öğrenci temsilcisi olursa bizim tüm kulüplere hitap eden programımız olur. İşte yani avukatların bir araya geldiği programlarda biz sadece o öğrenciyle temasa geçerek öğrenci arkadaşımızla tüm öğrencilerimizi davet edebiliriz. Yani o konuda da tüm öğrencilerimize bir faaliyetimizi bu vasıtayla duyurabiliriz. Mümkün. Eğer böyle bir düşünce olursa bizim için uygundur o konuda. O arkadaşımız üzerinden, o arkadaşımız vasıtasıyla. Tabii ki kulüp başkanlarıyla olan münasebetimiz, o konudaki çalışmalarımız devam etmek koşuluyla iyi olabilir. Yani programdan sonra biz dekanımıza bunu iletebiliriz o zaman. Aslında biz dekan hocamızla da böyle bir fikir hani konuşması olur şeklinde. Onlar da çok olumlu baktılar. Belki yarışmaların arttırılması işte ne bileyim. Ondan sonra dediğiniz gibi mesela spor faaliyetleriniz oluyor. Biz de takip ediyoruz bu arada. Baromuz gerçekten çok aktif bir baro. Atıyorum futbol takımlarınızı biliyoruz zaten. Çok hani iyi oynuyorsunuz hani bu konuda da. Belki de öğrencilerin buna yaklaşımı falan da daha hoş olur. Barolar arasında, avukat öğrenci arasındaki ilişkiler gelişmiş olur. Hani bunların yayınlanması, öğrencilere iletilmesi noktasında. Ben de bunun yararlı olacağını düşünüyorum ve dekanımızın bu konuda olumlu baktığını biliyorum. Hani olumlu bakıyorlardı. Zaten dekanımız sağ olsun o konuda evet. Yani her türlü işbirliğine açık, bizi de her konuda destekleyen bir yetkilimiz. Ona da buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Yani böyle uyumlu idarecilerle tabii işbirliği yapmak çok daha kolaylaşıyor, zevkli hale geliyor. Bu fakülte kurulduğundan beri, üniversite kurulduğundan beri böyle Afyonkocatepe Üniversitesi. Yani bu konuda bizimle her türlü işbirliğini yapan, her konuda bizim de taleplerimizi yerine getiren, yardımcı olmaya çalışan bir kurumumuz. İyi ki varlar. Biz de yani elimizden geldiğince bunu bir karşılık olarak değil ama bir yine sorumluluk olarak söylüyorum. Konu üzerinde düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Sizin de bildiğiniz üzere az önce de zaten bahsettiğiniz gibi hukuk mesleklerine giriş adı altında bir sınavımız var. Evet. Ve bu ilk defa bu yıl düzenlenmesi konuşuluyor, işte söyleniyor 2024 yılında. Bu sınav hakkında baronun yapacağı herhangi bir çalışma, bir faaliyet var mı? Şimdi daha önce avukatlık mesleğine giriş sınavı olarak getirilmişti. Fakat sonradan uygulamasından vazgeçildi. 2019 yılında tekrar gündeme geldi. Bu kez sadece avukatlık mesleği için değil, zaten isimden de anlaşılacağı gibi hukuk mesleklerine giriş sınavı. Hukuk meslekleri nedir? Yine kanun tanımlıyor. Avukatlık, noterlik, hakimlik ve savcılık. Yani bu dört mesleğe intisap edebilmek için, girebilmek için önce bu sınavı geçmek gerekiyor. 100 soru sorulacak. İşte kanunda belirtilen konu başlıkları var. Bunlardan bir tanesi de avukatlık hukuku. Ve bundan en az 70 almak başarı şartı olarak yine kanunda belirlenmiş. Buna kimler girecek? Kanun 24.10 2019 tarihinde
23.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. 24.10.2019'dan sonra kayıt olan öğrenciler, yani ondan öncekiler, ondan öncekileri kapsamıyor. Ve 31.3.2024, yani önümüzdeki yılın 31 Mart'tan sonra mezun olanlar bu sınava girmeden avukat, hakim, savcı, noter olamayacaklar. Ve senede en az bir sefer sınavın açılacağı, sınavın esaslarının da Barolar Birliği'nin görüşü alınarak bir yönetmelikle belirleneceği kanunda belirtilmiş. YÖK kanununa ek madde olarak ilave edilmiş. Yani dolayısıyla şu anda önümüzdeki yıl, zaten şu anda bu kanun yürürlükte ama uygulanması ertelendiği için, yani hak kaybı olmaması ya da kazanılmış hakları korumak için önümüzdeki yıl uygulamasını göreceğiz. Baro olarak ne yapacağız? Zaten dediğim gibi avukatlık ve noterlik hukuku konusunda zaten bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. En azından bu konuda tabii bundan sonra çok daha ciddi. Çünkü verdiğimiz eğitimin işe yarayıp yaramadığını, karşılığın olup olmadığını sınavda göreceğiz. Dolayısıyla bizim için de bir şey, sınav olacak bu. Bu anlamda başka türlü işbirliği neler yapılabilir? Onu öğrenci kulüplerimizle, fakülte dekanlığımızla konuşabiliriz. Herhalde yani şu anda pek çok özel sektör kursu devreye girecektir, girmeye başlamıştır. Bu anlamda Afyon'da çok fazla olmuyor. Çünkü yani bir tane hukuk fakültesi olduğu için, yani bu anlamda müşteri profili ya da portföyü çok geniş olmadığı için açmayabilirler. O anlamda belki biz bir işbirliğiyle bu eğitim çalışmasını ön ayak olabiliriz. Ama dediğim gibi bu konu başlıklarından avukatlık hukukunu bir kere biz o konuda üstleneceğiz. Bunun dışında tabii sizin zaten fakültenizde gördüğünüz anayasa, medeni hukuk, borçlar, ticaret, hukuk, yargılama usulü, icra, iflas gibi zaten temel hukuk branşlarında da sorular gelecek. Tabii hocalarınıza çok iş düşüyor. Bu anlamda özellikle son sınıf öğrencilerinin şöyle bir toparlama belki eğitim yapılacak. Çünkü bu aynı zamanda fakültelerin de başarısını ölçecek. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi özellikle hakimlik sınavında Türkiye'de her yıl dereceye giren, ön sıralarda yer alan başarılı bir hukuk fakültesi. Bu hep söyleniyor. Bizim de medarı iftiharımız, gurur duyuyoruz ilimizdeki hukuk fakültesinden. Benim de tabii mensubu olduğum için bu gururu ben de paylaşıyorum. Ama bu sınavda inşallah bu anlamda bu geleneğin tekrarı olacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi bu sınavlardan alnının akıyla çıkacak, öğrenciler hepsi başarılı olacak diye ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Hatta eminim, bu konuda hiçbir şeyim, şüphem yok. Öğrenci profilini biliyorum. Hepsi pırıl pırıl, son derece zeki, iştahlı, ilgili. Öğrenci kulüpleriyle sosyal çalışmalar yapan, yani bütün Türkiye'ye örnek olan bir hukuk fakültesi. İnşallah bu sınavdan da Türkiye'de ilk sıralarla belki de birinci olmak üzere İnşallah. Gayret edeceğiz. İnşallah. Şey aklıma geldi, sürekli eğitim merkezini devreye sokup o sınavla ilgili Doğru. eğitim anlamaz mı? Tabii mümkün. Yani bu konuda siz eğitimci tedariki noktasında zaten şöyle, eğitimci tedarik konusunda biz tabii elimizden geleni yaparız ama zaten bu bahsettiğim branşların hepsinin hocası var şeyde. Fakültede. Sürekli eğitim merkezi de buna girse tabii, mesela tabii çok öğrenciler iyi olur. için çok, daha çok, ucuza mal olmuş olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani tabii yavaş yavaş yönetmelik şu anda çıkmadı diye biliyorum. Yönetmelik evet. çıktığında şeyi daha göreceğiz. Yani bu nasıl olacak, sınav soruları filan. Ona ilişkin de bir eğitim şey. Kaynak temini konusunda belki şey yapmamız Anladım. Gerekecek. Bir destek olmamız gerekecek. Yani bir etüt merkezi falan belki üniversiteden talep edeceğiz. İşte orada sürekli eğitim merkezine evet. öğrencilerimiz belirli bir sayıda müracaat edip formları doldururlarsa o eğitimin açılma şansı artıyor. Bu konuda da notumuzu alalım. Evet, sürekli eğitim merkezine bir form dolduralım. Böyle bir ihtiyacımızın olduğunu bildirelim. Programdan sonra biz bunu sürekli eğitim merkez müdürlüğüne bildirelim diye düşünüyorum. Yani 31.3.2024'ten itibaren her gün, her an bu sınav yapılabilir ama evet. Tahmin Eylül-Ekim ayında, 2024'ün Eylül-Ekim aylarında bu sınavın yapılacağı yönünde. O zamana kadar yani bu hazırlıklarımızı tamamlayıp şöyle bu konu başlıklarını tekrar böyle bir şey yapıp gündeme getirip bu konudaki eksiklerin giderilmesinde fayda var. Bu konuda tabii üniversitemizin. Tamam. O zaman biz bunu da ödev olarak alalım. Katkısı yani olabilecek. Sürekli eğitim merkezi hem de öğrencilerimiz gidip başka illerde kurs verecek yer aramamış olur. Elbette. Sürekli eğitim merkezi eğer evet. böyle bir şey yapabiliyorsa hemen öğleden sonra biz bu işi halledelim.
Biz yine şey de çok isteriz aslında. Dediğiniz gibi Barolar Birliği'nden bir yönetmelik çıkacak. Afyonkarahisar Barosu da zaten oraya kayıtlı. Biz yine oradan bir yönetmelik çıktığı takdirde okulumuzda sizi ağırlamak isteriz. Bu yönetmeliğin içeriğini sizden dinlemek için. Yine elbette yani şey, arkadaşlarımıza için. Bunun yasal çerçevesini anlatırız. Önemini anlatırız. Uygulama esaslarını anlatırız ama tabii ondan sonra artık eğitime düşüyor iş. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi ileride ben de staja başlayacağım. Sınavı geçtikten sonra. Staj yaptığımız yerle yani bu stajı verimli geçirmenin yaptığımız baroyla bir alakası var mı? Bu konuda herhangi bir yorumunuz var mı acaba? Hiç kuşkusuz var. Çünkü avukatlık kanunu ve staj yönetmeliği bu anlamda staj esaslarını belirlemek ve yürütmek konusunda baroya bir ödev yüklüyor. Siz staj başvurusu için baroya müracaat ediyorsunuz zaten. Bu konuda biz gerekli incelemeleri yapıp evraklarınızı tamamladıktan sonra ilimizde bulunan Adli Yargı Adalet Komisyonu'na sizin müracaatlarınızı iletiyoruz ve artık 6 aylık mahkeme stajınız başlıyor. Sonraki 6 aylık dönem bir avukat yanında geçen staj evresi ama bu 2-6 ayın tamamı yani 12 ay boyunca baromuzun rutin ve rutin dışı eğitimlerine katılmak zorunluluğu var. Yani yıllık 120 saat biz bu eğitimi zaten kanun gereği vermek zorundayız. Staj komisyonumuz var. Baro Yönetim Kurulu üyelerimizin başkanlık yaptığı ve bu konuda ilgi duyan, emek sarf eden meslektaşlarımızın da katıldığı. Onlar her yıl müfredat ve staj esaslarını belirliyorlar. Yani derse katılmanın zorunlu olduğu, şimdilik bir ölçme değerlendirme yapılmadı ama bunun da muhtemelen bu sınavlardan sonra gereği ortaya çıkıyor. Bu konuda her baronun farklı bir eğitim stratejisi var. Bazı baroların yani çok gariptir ama staj komisyonu yok, staj eğitim programları da yok. Bu anlamda Afyonkarahisar'da staj yapacak olanlar şanslı. Çünkü biz yıllardır oturmuş, böyle müesseseleşmiş bir şeyimiz var, staj merkezimiz. Ve baro hizmet binamızın da en önemli fonksiyonlardan bir tanesi zaten staj eğitim merkezi olması. Yani kaydolduktan sonra bizi takip edeceksiniz. Bizi takip edin. Ben ayrıca şey sormak istiyorum. Evet, biz şimdi meslek öncesi yani okul bittikten sonraki olan stajlar hakkında konuşuyoruz ama artık biliyorsunuz öğrenciyken de adliyelerde staj yapabiliyoruz. Yani bir noktada biz aslında mahkemeleri gözlemleyebiliyoruz. Ama öğrencilerimizin şöyle bir talepleri oluyor. Avukat yanında stajlarımızı nasıl yapacağız? Hani öğrenciyken bu deneyimi kazanmak istiyorlar. Özellikle ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimiz. Bu konuda acaba Afyonkarahisar Barosu olarak böyle bir yönlendirmeniz olur mu? Bunu ya kulüpler bizden böyle bir talepte bulunurlarsa konuda yapabiliriz. Ancak ben şunu söylüyorum. Yani daha önce gelen arkadaşlarımızla benzer şeyi söyledim. Yani öğrencilik döneminde avukat yanında çalışmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Maddi kaygılar olanları bir kenara bırakıyorum. Yani onlar yani bir gelir harçlıklarına katkı sağlamak ya da işte durumları müsait değilse böyle bir şey yapmak isteyebilirler ama bunun dışında avukatlık mesleğini tanımak için bu işi yapmak isteyenlere ben diyorum ki siz fakültenizde yani teorik, nazari derslerinize ağırlık verin. Çünkü mezun olduktan sonra bir daha borçlar genele, bir daha ceza genele, bir daha işte usul hukuklarına dönemeyeceksiniz. Burada aldıklarınız sizin için bir temel olacak. Çok sağlam bir temel atmazsanız da ömür boyu bir eksik hukukçu olarak işte böyle yalpalayacaksınız. Yani ben çok yararına inanmıyorum şahsen avukat bürosunda çalışmanın. Çünkü avukat bürolarının bu anlamda bir eğitim şeyi yok, nosyonu yok. Yani eğitim malum pedagojik bir saha ve bu formasyonu almayı gerektiriyor. Tabii bu anlamda büroların buna müsaitliği çok fazla olmadığı için de yani bürolarda çalışan hukuk fakültesi mezunlarına ben doğrusu üzülüyorum. Çünkü sadece belli bir işi yaptırıyorlar, yapılıyor. Bu anlamda hukukçu kimlikleri değil, böyle adeta bedeni güçleriyle ya da fonksiyonlarıyla çalıştıkları bir alana dönüşüyor. Bu anlamda ben çok yararlı bulmuyorum. Belki ileride bu anlamda işte baro ve hukuk fakültesi işbirlikleriyle bu daha böyle kurumsal işte şeyi belli olan, içeriği belli olan, hangi programların, hangi işlerin takip edileceği konusunda bir prensip
üzerinde anlaşıldığı noktaya gelirse belki olabilir. Ama bunun dışında yani böyle tesadüfi bir avukat bürosunda çalışmaya başlamanın ben bugüne kadar bir hukuk fakültesi öğrencisine bir şey kattığını görmedim. İşin doğrusu bunu da söylüyorum. Bu konuda arkadaşlarımız o adliyi tanımak için de zaten o şeye gerek yok ama bilmiyorum şey veriyorlar değil mi? Belli bir ücret veriliyor mu o şey kapsamda? Hem ücret veriliyor hem de ben kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum açıkçası. Hı? Ben hem avukat yanında staj yaptım hem de 2 yıldır adliyelerde staj evet. yapıyorum. Ben mesela Bolu'da yaşayacağım ve inşallah avukatlık mesleğini de orada gerçekleştireceğim. Ve oradaki hakim savcılarla normalde avukatken ya da stajyer avukatken kuramayacağınız bir bağ kuruyorsunuz. Çünkü direkt kalemlerinde ve yanında aslında staj yapmış oluyorsunuz. Beraber dosya okuyorsunuz. Hatta yani ceza duruşmaları yani ceza için yani iddianamenin böyle basit kısımlarının size yazdırıldığı oluyor ya da ne bileyim düzenlemelerin kısımları oluyor. Onlar kontrol ediyorlar. Hani ödev sistemlerinin aslında kurulduğu bir yer olmaya başladı artık. Yani bu konuda devlet gerçekten çok ilerletti o staj sürecini. Bu konuda ben çok yararlandım. Avukat içinde şöyle, bazıları gerçekten avukatlık mesleğini çok istiyorlar ve hani kendi bürolarını kurmak da istiyorlar. Şimdi avukat yanında eğer bir deneyim kazanırlarsa, olay aslında sadece şey değil, hukuki deneyim değil de bir büro nasıl yönetilir, işte bir müvekkil nasıl karşılanır gibi bir deneyimden bahsediyordum ben. Bu da şöyle, dediğiniz gibi şimdi biz direkt kendimiz gittiğimiz zaman bu birazcık daha fiziki bir kullanıma gidiyor. Yani biz aslında orada beynimizi değil, fiziksel gücümüzü kullanıyoruz. İşte adliyelere sürekli dosya bırakmadır. Ya da ne bileyim işte başka bir şeyler yapmaktır falan yapıyoruz. Yani ben bunun farkındayım. Ama bir de şöyle bir durum var. Dediğim gibi mesela atıyorum baro devreye girerse bizim staj yapacağımız avukatımız da bize şey diyecek. Evet ortada bir baro var. Hani baro bu öğrenciyi destekliyor. O zaman hani biz de barodan geldiği için daha hani yararlı bir şekilde, daha donanımlı bir şekilde göndereyim. Hani benim aklımdaki destek bütün, aslında bu bütün, yöndeydi. Bütün bu kaygılarınız ya talepleriniz aslında staj, avukatlık stajında olabilecek şeyler. Yani hı hı. Yani öğrenciyken bunun size yine çok fazla katkı sağlamayacağını üzülerek söyleyeyim ama bu konuda dediğim gibi avukatlık kanununda da bir değişiklik yapılmasıyla bu mümkün. Hı. Çünkü bizim bu anda böyle bir yükümlülüğümüz ve böyle bir şeyimiz, böyle bir çalışma metodumuz yok. Böyle hı hı. bir esasımız da yok. Yani bu konuda yani bize başvurmanız halinde bizim meslektaşlara yönlendirme şeyimiz yok. Yetkimiz hı. ve görevimiz yok. Yine bir ucu boşta kalacak. Bu anlamda bir çalışma yapılabilir. Yani kanun değişikliği. Başka bir şey daha olabilir. Onu ben aslında fakültenizde de zaman zaman konuşmuştum. Hukuk klinikleri evet, uygulaması var. Olur. Bu hukuk klinikleri uygulamasında işte fakülte yönetimi, baro ve adliye, komisyonlar ortak çalışma yapıyorlar. Belli bir alanda öğrenciler, avukatlar, hakim ve savcılarla birlikte, üniversitesindeki hocalar tabii dahil olmak üzere, vatandaşla doğrudan temas kurup bazı konularda danışmanlık hocalarının nezaretinde, avukatların nezaretinde danışmanlık hı hı. ya da bilinçlendirme ya da farkındalık çalışması yapıyorlar. Bunu başarıyla faydalı bir şekilde yapan şeyler var, hukuk fakülteleri var. Bu olursa bu tabii kurumsal bir işbirliği olabildiği için bunun esaslarını belirleyebiliriz. Ama sizin bahsettiğiniz şey bizde sadece staj tanımı avukatlık stajı. Evet, evet. Bunun öncesindeki yani öğrencilere bu anlamda kurumsal bir çatı olacak şekilde bizim mevzuatımızda herhangi bir şey yok, uygulama yok. Tamamdır o zaman biz yine tabii de hukuk klinikleri olarak da hukuk diğer klinikleri konusunda da, destek olabiliriz. Aynen, o konuda sizin kapınızı çalmak isteriz biz. Hem kulüp olarak hem de okul olarak, direkt fakülte olarak İnşallah. Bir şekilde isteriz. Ben bir de şey sormak istiyorum. 2020 yılında özellikle çok fazla konuşulan çoklu baro fikri vardı. Hatta bunun üzerine tasarılar meclise de geçti. Barolar kendi açıklamalarını yaptılar bu konudaki görüşlerini. Afyonkarahisar Barosu ve siz bu konuya ne düşünüyorsunuz? Hani yararlı ve zararlı Afyon mı? Afyonkarahisar Barosu olarak ya da baro başkanı olarak herhalde bu konuda en çok yazı yazan, makale kaleme alan, bunları yayın atan bir baro başkanıyım, bir baroyuz. Sözde kalmadı. Yani o konuda gazetelere böyle tam orta sayfa makaleler yayınlattık, ücret verdik, ilanları koyduk. Vatandaşımız da bu anlamda aydınlatmaya çalıştık. Yani az önce bahsetmiştim anayasal bir meslek kuruluşuyuz diye. Tabii bunun kuruluş kanunu da, avukatlık kanunu da bu faaliyet nasıl yapacağımızı bu faaliyeti gösteriyor. Yani zaten avukatlık kanunu kurgulanış mantığı itibariyle her ilde bir tane baroya şey yapıyor. İmkan sağlıyor. Yani mantık böyle çalışıyor. Adli yardım, CMK, ondan sonra adli içindeki baro hizmet odaları vesaire. Bunun tek bir yönetim tarafından götürülmesi mümkün. Şimdi bir ilde birden fazla baro kurduğunuzda
Adli yardım ve CMK çalışmaları çatışıyor. Yani bunu kuran barolar biliyorlar. İşte yani biz meslekte birlik sağlamak, o birlikten aldığımız güçle meslektaşlarımızı avukatlık mesleğini daha iyi icra edecek hale getirmek için çabalarken bu birliğin dağıldığını, farklı işte böyle iki başlılık, üç başlılık olarak bu gücün ortadan kalktığını görüyoruz. Yani evet, avukatlık kanununa da değişiklikler yapıldı ama şu anda yani avukatlık mesleğinin kuruluşu olan baroların kuruluş esaslarındaki felsefe, ruh aslında çoklu baroyu çok fazla şey yapmıyor. İzin vermiyor, cevaz vermiyor ama kuruldu. Ve şu anda iki tane ilimizde şu anda iki nolu barolar faaliyette. Afyon için bu çok uzak çünkü öncelikle 5000 üye sayısına ulaşmak gerekiyor ki biz şu anda 800'deyiz. Yani bu 20, 30, 40 yıl yani sonra Afyon'un belki gündemine gelebilecek bir şey. 2000'de şey bulmak lazım, 2000'de üye bulmak lazım, bir baroyu kurmak. Yani Afyon için önemli değil ama büyük şehirler için belki İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da şu anda bu şey imkan ya da bu ihtimal mevcut. Şimdi tabii çoklu baro tartışmalarını başladığı zaman biz şunu da söyledik. Yani çoklu baro avukatlık mesleğinin ve baroların kuruluş ruhuna çok uygun değil. Ancak çoklu baro talebinde bulunan avukatların da haklı sayılabilecek şeyleri var. Serzenişleri, şikayetleri ve talepleri var. Şimdi bizim seçim sistemimiz en çok oyu alan grubun, adayın yönetim kurulu, baro delegeleri, disiplin ve denetleme kurulunun tamamını alması sonucunu doğuruyor. Özellikle büyük şehirlerde. Afyon ölçeğinde bu her zaman böyle olmuyor ama. Şimdi 6 grup seçime giriyor İstanbul'da. İşte %17, %20 civarında oy alan bir grup baro başkanlığını kazanıyor. Tamam, anladık, en çok oy alan alacak. Ama yönetim kurulunun tamamını alıyor. Delegelerin tamamını, denetleme ve disiplin kurulunun tamamını. Diğerler havasını alıyor diğerleri. Dedi ki yani bakın %20'nin her şeyi kazandığı, %80'in de her şeyi kaybettiği bir şey adil değil. Nispi temsil sistemi getirilirse çoklu baro talep edenlerin de bu konudaki şeyleri, kaygıları giderilmiş olur. Çünkü onlar her seferinde dışarıda kalmak ve seçilen baro yönetimin içinde olmadıkları hasebiyle de baronun himayesinden mahrum kaldıklarından bahsederek yani en azından biz de baromuzu kuralım filan diyoruz. Biz onlara da aslında avukatlık kanununda değişiklik yapılmadan önce çoklu baro talep eden derneklerin pek çoğuyla gidip orada şey yaptık. Ben çoklu baroya niye karşı çıkmalıyız, niye bu işten vazgeçmeliyiz anlattım. Ve çoğunu da ikna ettim, emin olun çoğunu da ikna ettim. Bazı dernekler İstanbul'da bizimle yaptıkları programdan sonra çoklu baro aleyhine basın açıklaması yaptılar. Yani biz mevcut baro içinde bu faaliyeti ya da bu mücadeleyi sürdürmeliyiz diye. Ama dediğim gibi o dönem bizim bu seçim sistemindeki adalet arayışımız büyük barolar tarafından çok şey karşılanmadı. Ve onlar nispi temsil sisteminden yana olmadılar. Ve nihayetinde maalesef böyle bir gelişme oldu. Şimdi bir örnek vereceğim. Çok yakın tarihte olmuş bir olay. İstanbul'da faaliyet gösteren bir arkadaşımız orada yani faaliyet yaptığı bir ilçe, Küçükçekmece Adliyesi'nde yolsuzluk ya da haksızlık, para karşılığında iş takibi falan gibi çok ciddi iddiaları gündeme getirdi. Sosyal medya hesabından. Ve tabii bu yargı açısından çok ciddi ithamlar getiriyor. Yani eğer doğruysa çok ciddi soruşturmaların yapılmasını gerektiren ciddi iddialar. Arkadaş tabii ısrarla ve yani konuyu bildiğini iddia ederek, ima ederek bu yayınlarını sürdürdü. Tabii ben de yani taraf oldum. Hatta dedim ki ya bu konu ciddi olarak araştırılmalı falan. Neyse sonra bir gün dedi ki beni şahit olarak çağırıyorlar, gitmiyorum. Çünkü bu anlattığım konular müvekkillerimin başından geçti ve sır saklama yükümlülüğüm var. Şahit olarak ifade veremem. Sonra bir gün sonra öğrendik ki aynı savcı bu kez soruşturma kapsamında bu arkadaşı şüpheli olarak eklemiş ve yakalama kararı çıkartmış. Apar topar bürosundan alınarak savcılığa, oradan da sulh ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk edildi. Ben baro başkanları grubundan şunu yazdım. Dedim ya bakın yani baroların bazen benim eleştirdiğim, görev alanımıza çok girdiğini düşünmediğim konularda gereksiz bildiri ve açıklamalar oluyor.
yani biraz da böyle siyaset alanına müdahale anlamında. Tam da bizim meslek kuruluşumuzu ilgili, baroları ve barolar birliğini ilgilendiren bir konu. Bir meslektaşımız yani bir adliyede ciddi problemlerden bahsediyor. Ve eğer bu problemler doğruysa bizim orada meslek yapmamıza engel olan şeyler bunlar. Tam da basın açıklaması yapmamız, bildiri yayınlamamız gereken bir konu. Böyle bir sessizlik oldu. Yani o WhatsApp grubunda şey oldu. Sonra yani tabii İstanbul Barosu'nun bu konuda hiçbir açıklama yapmadığından şikayetler geldi. Sonra öğrendik ki İstanbul Barosu'nun taraf olduğu bir yargılama, bir dosyada İstanbul Barosu'nun müdahil olduğu bir konuda bu arkadaşımız sanık vekili olarak şey yapmış, görev yapmış ve İstanbul Baro Başkanı ile de karşılıklı olarak orada bir münakaşa yaşamışlar falan. Şimdi ben tabii bunu duyunca daha da üzüldüm. Çünkü biz yargılamanın tarafı değiliz. Yani savunduğumuz ya da vekilliğini üstlendiğimiz insanların suç ortağı değiliz. Onların herhangi bir şekilde ortağı da değiliz. Bu işte iştirakçı da değiliz. Avukat yaptığı işle özdeşleşmez zaten. Bizim de şikayetimiz bu. Yani bazen kamuoyu, vatandaşlar bizi savunduğumuz insanlarla yan yana getirirler. Aynı sayarlar. Biz onu eleştirirken bir baronun, bir baro başkanının da böyle meslektaşımıza baktığını gördüm. O zaman şunu söyledim. Bakın arkadaşlar, yani işte çoklu baro talepleri bu tür şeylerden geliyor. Eğer bir meslektaşınız ya da bir meslektaş grubunu himaye etmezseniz, yalnız bırakırsanız, o konuda onun taleplerini yok sayarsanız, bakın çok ciddi bir mağduriyet var bu arkadaş. Tutuklanmadı ama ev hapsi tedbiri uygulandı. Yani bileğine çok aşağılayıcı bir kelepçe takıldı. Ve zaten ev hapsiyle tutuklama arasında bir avukat açısından fark yok. Yani mesleğinizi yapamıyorsunuz, duruşmalara gidemiyorsunuz. Resmen sizi işinizden eden bir şey. Ve buna ilişkin mensup olduğu baronun bir desteği olmadı. Şimdi ben tam da bunu söylüyorum. Çoklu baroya biz başından beri karşı çıktık. Ama çoklu baroyu talep edenlerin de bu anlamda az önce bahsettiğim örneklerde olduğu gibi kendilerini dışarıda hissettikleri, dışlanmış, ötekileştirilmiş hissettikleri bir baronun da olmaması gerektiğini, baronun tüm meslektaşlarının, tüm üyelerini kucaklaması gerektiğini savundu. Afyon Barosu olarak böyleyiz. Yani umarım meslektaşlarımız da böyle düşünüyordur. Ben böyle, biz de böyle düşünüyoruz. Çünkü biz ziyaret ettiğimiz zaman baro odasına oluyoruz ve Turgay Bey orada kahvaltı yapan avukatlarla bir arada sohbet ediyor. İşte futbol muhabbetleri, diğer muhabbetler. Atıyorum bir dertin var mı? Hani onu dinliyor. Hani biz gerçekten çok hani mutlu olmuştuk hani biz o şeyi gördüğümüz zaman. Çok keyifliydi. Bizim baromuzun evet, bekleme salonunun ortamı çok keyifli bir ortamdır. Evet. Yani oraya tiryaki olanlar kolay kolay şey yapamazlar. Ya duruşması olmayan arkadaşlar bile o sohbet ortamı için gelirler evet, her gün. Gerçekten güzel. İşte böyle bir ortam sağlayabiliyorsak o arkadaşlarımıza diyebiliriz yani bu konuda. Gelin bu çatı altında mücadele edin. Yani seçim, serbest seçim. Yani eğer yönetimden bir memnuniyetsizliğiniz varsa aday olursunuz ya da bir grupla çıkarsınız. Bu mücadeleyi bu grup içinde yani bu baro içinde verin. Doğrusu bu. Ama yani bu bahsettiğim, olumsuz saydığım örnekler yani çoklu baroyu haklı kılmak için söylemedim. Ben hala karşıyım. Yani o konuda tek baro olmalı her ilde, her coğrafi alanda. Ama dediğim gibi yani buna da meydan verecek taraflılıktan da vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bir meslektaşımız bile böyle boynu bükük kendisini dışlanmış hissederse onun vebali mensup olduğu baronundur bana göre. Süremiz de kısalıyor. Ben özellikle başkanım hukuk kariyerinde başarılı olmak için genç avukatlara bir öneriniz var mıdır? Ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Yani daha önce işte meslek tanıtım sohbetlerinde de dile getirdik. Artık yani şu anda 100 bin civarında şeyimiz var. Hukuk fakültesi öğrencimiz var kayıtlı. Ve 20 bin civarında her yılda bir avukatlık staj için başvuru. Bunların pek çoğu avukatlık yapıyor. Yani artık hukuk fakültesi diplomasının yanına başka şeyler koymak lazım. Bir kere yani yabancı dil artık olmazsa olmaz. Yani iyi bir yabancı dil, mesleki İngilizce özellikle ya da mesleki Almanca. Özellikle akademik kariyer yapmak isteyenler için olmazsa olmaz. Ama avukatlık için de aynı şekilde. Hakim ve savcılar için de meslektaşlarından kendilerini öne çıkartan bir şey. Ben biliyorum
Yani iyi yabancı dil bilen hakim ve savcılar Adalet Bakanlığı'nda, daire başkanlıklarında, genel müdürlüklerde bürokrat olarak da değerlendirilip şey, ön plana çıkıyorlar. Yani onlar mesleki kariyerlerini birkaç basamak atlayarak, sıçrayarak ilerliyorlar. Avukatlık için de böyle. Özellikle yani artık küreselleşme, dünyanın artık bir ticaret alanı olarak tek bir şey gibi, köy gibi, global bir köye dönüşmesi. Bu konuda yabancı dil bilmeyi gerektiriyor. Artık her işi yaparım avukatlığı da bitti, çoktan bitti ama çoğu farkında değil. Bu anlamda uzmanlaşma şu anda bizim sistemimizde getirmeye çalıştık ama şu anda uzmanlaşma yok, uzmanlık sistemi yok henüz. Ama bir dönem bunun çalışmasını yaptık. 6 uzmanlık alanı talep etmiştik, oluşturmuştuk. Avukatlar sadece bundan ikisinde faaliyet gösterebilecekti ama kanunlaşmadı. Kanunlaşıncaya kadar yapmamız gereken şey akademik bir kariyer. Yani bu anlamda yüksek lisans hemen başlamak, yani fakülteden mezun olur olmaz o öğrencilik sıcaklığı geçmeden hemen o iştahla yüksek lisans hemen başlamak ve akabinde de en az doktora, yani yüksek lisansla yetinmenin hiçbir anlamı yok yani, ya da bir kıymeti yok. Artık ondan sonra da yani belli bir alanda uzmanlığınız ileri sürebileceğiniz, faaliyet gösterdiğiniz, örneğin Bolu'da avukatlık yaparken avukat hanım şu konunun en iyisidir dedirtebileceğimiz ve bunun da tabii altını işte akademik ünvanımızla, titrimizle dolduracağımız bir çalışma içinde mutlaka olmamız gerekiyor. Gelecek böyle bir şey. Ve bilişim sistemleri konusunda özellikle yapay zeka bu konuda avukatlık mesleğini hem tehdit ediyor birçok mesleği yaptığı gibi ama bir yandan da avukatlık mesleğine müthiş ufuklar açıyor. Yani bugüne kadar bizim görmezden geldiğimiz, aklımızın, emeğimizin yetmediği pek çok alanda çalışma yapabilmemizi olanak tanıyor. Artık bundan sonra avukatlar dilekçelerinde sadece yerel hukuk normlarına değil, uluslararası normlara, mahkeme kararlarına atıfta bulunacak imkanlara sahipler. Bugünden sahipler. Ama bu çok değerlendirilmiyor. Yani bu anlamda yani çağın ihtiyaçlarına hitap eden ve vatandaşın talebi olan en iyi avukat, iyi avukat tanımın içini doldurabilecek bir çalışma içinde olmamız lazım. Kesinlikle diplomamızla yetinmeyeceğiz. Kesinlikle fakülteden mezun olur olmaz. Artık ben oldum, olgunlaştım. Bunun dışında bir eğitime gerek yoktur şeyine düşmeyeceğiz yanılgısına. Hayat boyu eğitim mi? Sizin evet. Sloganınız yaşam boyu. Yaşam boyu. Yaşam boyu eğitim. Bunun belki en çok geçerli olduğu meslek avukatlık, hukuk meslekleri. Hem mevzuat hem de anlayışın, hukuki ilişkilerin, çerçevelerin değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Hiçbir dönemde, insanlığın hiçbir döneminde bunca değişiklik yaşanmadı. Yani binlerce yılda yaşanan değişikliğin biz belki birkaç ayda, birkaç yılda yaşandığına şahit oluyoruz. Bunu ayak uydurmak çok zor. Stresli de bir şey. Bunun için yani strese girmemek için de işte önceden buna hazırlık yapmamız. Kendimizi donanım olarak, müktesebat diyor ya eskiler buna, hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bir işbirliği programının daha sonuna geldik. Öncelikle bizleri kırmayarak programımıza katılan Afyonkarahisar Baro Başkanı Sayın Avukat Turgay Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca öğrencilerimize ve programa katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki işbirliği programında görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.